Kasımpaşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel var. Bugün dolu dolu bir programla daha karşınızdayız. Böyle dışarıda doğal bir stüdyoda sizlerle bilgilendirici güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Evet Serap. Evet, Ajans Tekirda takipçileri, herkese merhabalar Genç Bakış programından. Bugünkü konuğumuz Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Rumeli İskelesi'nde Süleymanpaşa'yı konuşacağız. Süleymanpaşa'da yapılan çalışmaları konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Rumeli İskelesi'nden hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir program olacak. Güzel bir hazırlık yapmışsınız. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Güzel sorularla güzel bir program bizi bekliyor. Evet başkanım, öncelikle şöyle izleyicilerimize de bilgilendirme açısından mazbata töreninden bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaların kısa bir videosu var. Önce istiyorum ki izleyicilerimiz o videoyu izlesinler. Ondan tamam. Sonra da biz zaten o çalışmalar üzerine konuşacağız. Yeni çalışmalar üzerine konuşacağız. Evet, şimdi sizleri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e mazbatayı aldıktan sonra neler yaptığını hep beraber izleyelim ve görelim. Sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi dolu dolu geçen 1,5 yılı böyle 5 dakikaya sığdırmak tabii ki de zor ama böyle evet. Kısa bir video şeklinde izlemiş olduk. Evet başkanım, bu 1,5 yıl nasıl geçti? Yorucu muydu?
Yorucu değil desem yalan olur ama keyifli bir yorgunluk diyelim. Yani şöyle, hemşehrilerimizin mutluluğuna şahit olmak, onlarla birlikte mutlu olmak, yani yaptığınız işin bütün yorgunluğunu alıyor. Gece çok geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Sabah yapacağınız işler ve sabah yeni bir günde yeni insanları mutlu edilmesiyle ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla o yorgunlukların her biri o insanların güzel bir tatlı gülüşüyle bitiyor. Yani keyifli yorgunluk diyelim bunlar. Evet. Şimdi şöyle başlamak istiyorum programa. Bizlere gelen bir sürü şikayetler var. Yeni yapılan yolların, yeni asfalt döktüğünüz yollar sürekli hemen ardından bir kazı çalışması görüyor. Yani bu evet, neden bu şehrin, oluyor? Bununla ilgili vatandaşların çok şikayeti var. Bütün Türkiye'de bu belli bir aşamaya kadar sorundu. Biz bu konuyla ilgili bütün altyapı kurumlarını geçen yıl çağırdık. Dedik ki arkadaş biz 2020 yılında şu mahallelerin şu caddelerini yapacağız. Senin burada altyapıyla ilgili eksiğin varsa gir yap çık. Daha sonra bu konuyla ilgili tartışma yaşamayalım. Maalesef birçok altyapı kurumu bu çalışmamıza kulak veren de oldu, vermeyen de çok oldu. Özellikle TESKİ. Bu konuda TESKİ'de biraz önümüzdeki günlerde özel bir basın açıklaması yapacağım. Ciddi anlamda TESKİ ile ilgili sıkıntılarımız var. Şöyle düşünün, bir şehirde 582 bu resmi, bize göre bu 700'ü buluyor noktada bir ay içerisinde kazı yapıldığını düşünün. Yani birisinin kafasına göre bir yazı düzenleyip biz acil kazımız var deyip kazı yaptığını ve o şekilde orayı bırakıp gittiğini düşünün. Araba gelmiş, gitmiş, çökmüş, hiç kimsenin umurunda değil. Bu konuyla ilgili ciddi hazırlıklar yaptık. Ben TESKİ Genel Müdürümüze bunu defalarca kez izah ettim. Fatih Başaran'a da izah ettim. Genel Müdür Yardımcısına. Bu hafta bu konuyla ilgili, yani önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Nelerin nerede nasıl yapıldığını, bu şehirde altyapı kurumlarının sadece TESKİ değil, altyapı kurumlarının bu şehire nasıl ihanet ettiklerini, bu milletin parasıyla yapılan yolların nasıl heba edildiğini hepsini anlatacağım. Mesela bunlardan bir tanesi Gazdaş. Sadece TESKİ değil. Hemen ama bunların Gazdaş bedelini de ödeyecekler, ödetiyorum da zaten. Yani sürekli işte şehrimizde sürekli yeni yapılıyor. Bununla ilgili de mesela belediyenin işte kapıya doğal gaz kutusu alamama gibi şikayetler var. Burada da sizi suçluyor. Ben Gazdaş'a benim programıma uymadığın takdirde benim programı uyacağın şekline göre kendini ayarlayacaksın dedim. Çünkü Gazdaş, mesela Kumbağa'da dereden sonra bütün altyapı bitti. Ekrem Başkan dönemi işte bir 20-30 bin, 50 binlik bir taş yapıldı. Biz 1,5 yıldır aralıksız Kumbağa'da asfaltla taşla çalışma yapıyoruz. Geçen dal Gazdaş'ın bölge müdürüne kendisine söyledim. Neden Ekrem Başkan'a arkadaş burayı kazıyacağız, TESKİ kazdı, bize de izin ver. Biz parsel bağlantılarını yapalım. Niye demedin? Ben çalışırken burada benim bak parsel bağlantım yok arkadaşım, bana izin ver apartmanların kutularını koyalım desem bir sana hayır mı diyecektik. Şimdi Gazdaş kalkmış, neden yapıyorlar bunu? Çünkü abone parası almadan o kutuyu koymak zorunda. Demiyor ki arkadaş ben abone bağlantı bedelini veya işte kutu bedelini vatandaştan almadan bu yatırımı yapmak istemiyorum. Nasılsa belediye biz bunun parasını yatırıyoruz, yapılan yola biz gireriz, bağlantısını yaparız, çıkarız. Bu konuda kesin ve net. Yani bu şehre en büyük altyapı konusunda ihanet edenlerden biri de Gazdaş'tır. Neden? Çünkü bu milletin parasını alıp da altyapı yapıldığı belli olan bir yere sen parsel bağlantılarını yapmazsan, aynı sokakta o yol yapıldıktan sonra 5 tane kazı yapıldıktan sonra o yolu tekrardan yamalı boğçaya çevireceksen bu şehre ihanet ediyorsundur. Gazdaş, bundan sonraki süreçte ben kendilerine söyledim. Bana uyacaksınız, ben size uymayacağım. Bu şehrin, milletin parasını ben size 2 defa, 3 defa heba ettirmem, ettirmeyeceğim de. O yüzden Gazdaş abonelikleri bizim tamir programımıza göre yürütülüyor. Bir ay içerisinde bütün abonelikleri bitireceğiz belki, ayrı mesele ama bu şehrin kurallarına altyapı kurumları uymak zorunda. Yani bu insanlara istedikleri gibi kaza yapabilecekleri, sokakları hallaç pamuğu gibi sağa sola taşların ve çukurların sağa solda böyle leş bir şekilde gözüktüğü bir şehir olmasına müsaade etmeyeceğim. Bunu yapanlar da bunun bedelini ceza hukuki tabii ki yoldan en ağır şekilde ödeyecek ki cezaları biz tutanakla tutmaya başladık. Ya şöyle bir şey düşünün. Firma geliyor, mesela Gazdaş, yine oradan örnek vereyim. Örnekleri var, istiyorlarsa bizi mahkemeye versinler. Mahkemede bu konuların hesabını görelim. 80 santim kazı ruhsatı alıyor benden. 80 santim yerine 1,5 metre kazıp çıkıyor.
Ve aynı sokakta 5 tane hem dikine hem yatayına kazı yaptığında o sokaktan artık hayır gelmiyor. Siz o sokağı komple sökmeniz ve tekrardan yapmanız gerekiyor. Diyor ki ben kusura bakma ben bunu ancak bu şekilde yapabiliyorum. O zaman arkadaş benim yatırım programımı ayak uyduracaksın. Ben o yolu yenilediğim zaman geleceksin, parsel bağlantılarını yapacaksın. Bir daha bu yolu bir daha kazmayacaksın. İşte aynısını Kumbağa'da yaptık. Güldağ plajının olduğu yerde neredeyse %80 üzerindeki bütün parsellerin, boş parsellerin hepsine gazlaşın hattı çekildi. Nasıl oldu bu? Demek ki yapılabiliyormuş. Evet. Neden sen Kumbağa'nın tamamında bunu yapmadın? Neden eski camide, orta camide yapmadın? Şimdi çiftlik önündeyiz. Neden çiftlik önünde yapmadın? Buna sorarlar adama. Bu milletin parası gökyüzünden mi geliyor arkadaş diye. Yani. Evet. Dolayısıyla ya bu şehrin kurallarına uyacaklar ya uyacaklar. B şıkkı yok yani. Evet sağ ol. Ben SELEP'le ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum Sayın Başkanım. Evet. SELEP projesine ilişkin yer konusunda kesin bir karar alındı mı? Aynı zamanda TORSAP birinci tarım derecede tarım arazilerine yapılacağı gerekçesiyle durdurulmuştu. Evet, mahkeme kararıyla. Evet, TORSAP'a yönelik davanın sonucuna bağlı olarak da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay SELEP'in yapılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Son durum nedir? Ve şunu da ekleyeyim, hepsini birleştirin. SELEP'le birlikte oluşabilecek demografik değişime yönelik nasıl bir planlama yapıldı? Okul, eğitim, şehir planlaması kaç yıllık olarak belirlendi? Yani biz SELEP'le birlikte öncelikle şunu söyleyeyim, demografik yapıda herhangi bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü biz bunun çalışmasını yaparken Süleymanpaşa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, İşkur, Valiliğimiz, Süleymanpaşa Kaymakamlığı biz ihtiyaca göre hangi branşlarda gelecek firmalar hangi branşlarda personele ihtiyacı varsa biz fabrikalar kurulma aşamasında biz eğitimi alacağız. O 6 aylık 1 senelik süreç içerisinde vatandaşlarımızı veya iş ihtiyacı olan vatandaşlarımızı biz o kurumun veya o fabrikanın ihtiyacına göre yetiştirerek vasıfsız elemandan vasıflı hale getirerek biz kendi şehrimizde yaşayan bu yaklaşık 10 bin hemşehrimizin iş ihtiyacını çözebileceğimiz bir sistem üzerine çalıştık bugüne kadar. O yüzden dışarıdan ekstra elbette belki idarecilerini veya işte bu işi çok iyi bilen kalfalarını alabilir. Ama altyapıyı hazırlarken biz yerden önce sistemin nasıl çalışacağının planlamasını yaptık Kalkınma Ajansı ile birlikte. Bu planlamada da şu anda biz gelen firmalar eğer ki burada iki limanımızdan yararlanarak özellikle lojistik maliyetlerini sıfırlamak için bu imkanlardan yararlanmak istiyorlarsa öncelikle burada şehrimizde yaşayan ve buna göre de biz sözleşmeleri ve protokolleri buna göre hazırlıyoruz. Hukukçular buna göre çalışıyor. Öncelikle burada yaşayan insanlarımızın iş ihtiyacını çözecek ve ondan da sonra eğer ki bu iş bittikten sonra ki böyle bir şansları yok. Bu alan SELEP bir kere genişlemeyecek. Tek seferde 5000 dönüm arazi bir daha büyüme şansı yok. Bizim en azından 12-13 yıllık iş sorunumuzu çözebilecek bir yapıya göre planlandı. Altyapısı bu. Yeraltı suyu kullanmayacak, gaz salınımı olmayacak, çevre kirliliği yaratmayacak ve mümkünse kendi enerjisini kendi üretecek bir sisteme göre planlandı. SELEP'in ana başlığının altında yapılacak işler toparlandıktan sonra biz TORSAP biliyorsunuz mahkeme kaybedildi. Bu mahkemeyle ilgili özellikle acele kamulaştırmadan kaynaklı konu kaybedilmişti. Şimdi biz TORSAP'ı rafa kaldırdık ve tarım birinci sınıf tarım arazisi meselesi vardı. Yani orada bence biraz daha bu konu iyi anlatılmamız gerekiyordu, anlatılamadı. Hem basına hem STK'lara hem vatandaşımıza anlatılamadı. Biz şimdi alternatif alanlar üzerinde çalışma yürüttük. Buna benzer 3 tane yer belirledik. Nereler biz peki? Onları toplantıda geniş anlamda açıklayacağız. Çünkü altyapısı tamamen bitmedi, yazışmaları bitmedi. Bu 3 tane alandan sonra bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, milletvekillerimiz CHP'li, AK Partili veya İYİ Partili ve Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Valiliğimizin başkanlığında bu alternatif alanlar konusunda neden bunlar belirlendi, hangileri yapılırsa daha iyi olur, oturup konuşulacak, alınacak istişare kararıyla ya Allah bismillah denilecek. Biz mantıkta şu anda 3 tane noktayı belirledik. Bunun kararını madem bu şehri birlikte yöneteceğimizin sözünü verdik, hemşehrilerimizi birlikte alacağız. Aldıktan sonra bir daha geriden adım atmadan yolumuza devam edeceğiz. Peki TORSAP'ın olduğu bölge bunların içerisinde mi? TORSAP'ın olduğu bölge her halükarda içerisinde çünkü bir kere planlanmış ama benim düşüncem bunu başka yere kaydırılmasından yanayım ben de. Yani
olmazsa olmaz, başka hiçbir şansımız kalmadı dediğim an, o zaman milletimin evine ekmek götürmesini önceliğim olduğundan dolayı belki o zaman düşünebilirim. Ama şu anda alternatif alanlar üzerinde biz belirledik. Bunun üzerine bu belirlenen alanların artıları eksileri konuşulur. Çoğunluk neyin kararını veriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Yani bu Cüneyt Yüksel'in veya Kadir Albayrak'ın veya başka bir X kişinin tek başına alabileceği bir karar değil yani. Şehirde yaşayan 205 bin hemşehrimizin ortak aldığı karara göre de hareket edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Evet başkanım, şimdi şunu da duyurusunu yapmak istiyorum. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. İzleyicilerimizin hepsinin sorularını soracağım. Hiç şüpheniz olmasın ama önce kendi hazırladığımız programın ilk bölümünde kendi hazırladığımız soruları soralım. Sonra da sizlerin sorularını Sayın Başkan'a ileteceğiz. Tamam. Sadece Osman Dinçer adlı izleyicimiz hemen benim sorumla alakalı olduğu için onun sorusunu sizlere iletmek istiyorum. Şehir planlaması ile ilgili, yani özellikle turizmin gelişmesine yönelik çalışmalarınız var mı diye soracaktım ben. Hemen bu noktada da Osman Dinçer demiş ki köy turizmini geliştirmek için projeleriniz var mı diye sormuş. Bu ikisini birlikte sormuş olayım. Ben de Osman Bey'e hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hem köy turizmi, hem sahil turizmi, hem spor turizmi, hem sağlık turizmi, birçok noktada projemiz var. Biliyorsunuz Meclis Başkanımızın yoğun gayretleriyle ve Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ilgili talimatlarıyla bir şehir hastanesi projemiz oldu. Bu ay sonunda, bilemediniz işte, Ekim'in ortası gibi açılışı yapılacak, Allah nasip ederse. Ciddi anlamda da biz biliyorsunuz Türkiye'de Avrupa'ya göre sağlık turizmi, sağlık konusu çok daha ucuz. Hem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'yle, hem şehir hastanesi'yle, hem de özel hastaneleriyle il genelindeki bir sağlık turizminde bu konuda Trakya'da bence önce olacak bir ilçeyiz ve iliz. Dolayısıyla önceliğimiz bir yandan bu yürürken sahilimizi ve denizimizi, daha doğrusu, çok daha iyi kullanabileceğimiz yeni projelerle geliyoruz. Kırsal turizmle ilgili özellikle Şarköy hattında birkaç büyük proje hazırladık. Kumbağa, Barbaros hattı üzerinde ilerleyen. Zaten kampanya döneminde de anlattığım, evet, hazırladığım birkaç projem vardı. Onların da içinde olduğu güzel bir şey geliyor, proje geliyor. Ama öncelikle merkezi planladık. Merkezden bu sefer çalışmalara başlarken de kampanyada kırsaldan merkeze gelmiştim. Hizmette de merkezden sahile doğru, yani kırsal boyuta doğru gideceğiz. Ama boş durmuyoruz tabii. Kırsalda da çok yoğun çalışmalar devam ediyor. Ben önümüzdeki yıl Süleyman Paşa'nın, inşallah şu pandemi illetinden kurtuluruz ki şu anda iskele sayesinde Edirne'den, Kırklareli'den birçok komşu ilden misafirimiz geliyor. Biz turizm noktasında tüm Trakya'nın, hatta belki Marmara'nın en güzide ilçelerinden biri olacağız. İddialıyız ki bunu bu yaz itibariyle herkes gördü. Bundan sonra pandemiye rağmen, bundan sonra çok daha güzel projelerle birlikte şehri canlandıracağız. Evet, selam. Ben limanlara girmek istiyorum biraz. Şimdi Jayport Limanı'na yapılması planlanan likit kimya depolarına karşı olduğunuzu, doğru, ve açıklamasını yaptı. Evet, ne gerekiyorsa yasal olarak da belediye olarak yapacağınızı belirtmiştiniz. Doğru. Şu an süreç nedir? Geçtiğimiz günlerde de Jayport Başkanı Ali Bey, Tekirdağ ve Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti. Bu görüşmede ile ilgili bir bilgiye, detaylarıyla ilgili bilgi sahibi misiniz? Tabii. Hayır, Cengiz Günay ile başkanımla ne konuştuklarını bilmiyorum. Ondan haberim yok ama konuda bilgi sahibiyim. Biz CNAK'la yapılan Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı düzenledik. Çok sert bir toplantı geçti. Yani sonuçta milletimizin istemediği bir şey, bize zorla kimse dikte edemezdi yani. Edemeyecekti de. O toplantı sonrasında CNAK Limanı kimyasal depoları yapmaktan vazgeçtiğini Kadir Albayrak ve CHP milletvekilleriyle birlikte açıklamasını yaptı. Neden? Çünkü Cüneyt Yüksel bunu istemediğini herkes biliyordu. Ama gitti Büyükşehir'de yaptı. Hayırlısı olsun. Önemli olan nerede bu açıklamayı yaptığı değil, siyasi prim de değil. Önemli olan benim milletimin istemediği bir şeyin bu şehirde yapılmamasıydı. Firma açıklamayı yaptı. Bu konuyla ilgili biz kimyasal depolama yapmayacağız dedi. Tamam dedik, eyvallah. Şimdi CNAK'la ilgili ne var? Siloların yüksekliği ile ilgili bir konu var. Dolgu alanları ile ilgili bir konu vardı. Anladığım kadarıyla o konu bir şekilde takip ediliyor Çevre Bakanlığı tarafından. Bizi burada birinci derecede ilgilenmemiz gereken konu kimyasal depolardı. O da kalktıktan sonra bizim bir konuda sıkıntımız yok. Bir konu asıl sıkıntı var. Onu da hem siloların yüksekliği, hem de adalara, adalar trafiğini sağlayan deniz yolu işletmecilerinin yürütüldüğü ro-ro'ların, yani çalıştığı güzergah. O caddenin çok dar olduğunu, adliyenin, işte balık adliyenin vesaire ve bizim millet bahçesi biliyorsunuz orada yapılacak.
o bulunan caddenin bunu kaldırmayacağını, bunun burada değil de Barbaros'ta yapılmasının daha mantıklı olduğunu, çünkü çevre yolundan oraya direkt girişin olacağını ve oranın şehir, şeyin de oradaki adalara yapılacak turun da zaten bizim ilçemize bir faydası olmadığını, sadece Ceyna para kazandıracağını, yani ekonomiye bir faydası olsa, bizim oraya gelenler çarşıya gelip işte alışveriş yapmış olsa, şehri geziyorsa eyvallah diyeceğim. O trafiğe katlanalım. Böyle de bir şey de yok. Orası sadece bizim oradaki kooperatifimizin vasıtasıyla taşımanın yapılabileceği bir liman olarak devam etsin istiyoruz. Şu ana kadar birçok noktada, ortak noktada buluştuk. Büyük bir ihtimal cumartesi günü eğer ki randevularımız birbirimize uyuşursa oturup tekrar konuşacağız. Eğer ki uzlaşırsak, biz yatırımcının karşısında köstek olmak için gelmedik sonuçta. Orada 3-5 tane kardeşimiz ekmek yesin, kooperatifteki kardeşlerimiz ekmek yesin. Onlar da kazansın. Kazan kazan meselesi. Eyvallah diyeceğiz. Büyük bir ihtimal cumartesi günü onlar bize anlatacaklar ne yapacaklarını. Orta noktada buluşursak biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak buyurun deriz. Ama burada tabii bizim hazmedemediğimiz çok konular var. Büyük şehirle aralarından geçen. Onu da Allah'a bırakacağım. Yani işin siyasal boyutuna girmek istemiyorum çok fazla. Sonuç oradaki benim kooperatifte görev yapan çalışan kamyoncu kardeşlerim var. Onların bağlantılı olduğu kamyoncuları iş yaptığı sanayide insanlarımız var. Bazı şeyleri absorbe edebileceğimiz yere kadar edeceğiz. Edemediklerimizi kusura bakmayın diyeceğiz. Peki yat limanı ile ilgili son durum nedir? Sahil bandının halkla ilişkinin kesileceğine yönelik bir proje söz konusuydu. Revize edildi mi? Şimdi sahil bandı ile alakalı biliyorsunuz meclis başkanımız doğrudan olaya get koydu. O da meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentop ve milletvekillerimiz benim milletimin istemediği bir şey kimse yapamaz dedi. Durdurdu. O projede yaklaşık, yalan olmasın rakamı hatırlamıyorum, projeler masamdaydı, bilseydim bu soruyu soracağınızı alırdım. 50 küsur 60 tane iş yeri vardı. Yani orası yat limanı değil, yat AVM'ydi yani. Yani bu şehir zaten AVM konusunda yeteri kadar esnafım benim çile çekmiş. Ben esnafımın üzüleceği bir projeye evet deme şansım yoktu. Yat limanı ihtiyacımız var mı? Evet var. Şehre turizm anlamında katkısı var mı? Evet var. Ama yat limanı olacak. Yat AVM olmayacak. Yat AVM olduğu zaman bizden de bu geçmeyecek yani. Şu ana kadar güncel projeler gelmedi. Geldiğinde de karar vereceğiz. Ama şehirle bağlantısını kesme meselesi söz konusu değil şu anda. Çünkü dolgu alanının güvenliğinin sağlanması lazım. Dolgu alanının önünde yapılacak bir şey, proje çok uygun, hoşumuza giderse, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda evet derse, STK'larımız tamam derse ve AVM olmaz ise, yani ben rakı fabrikası, eski rakı fabrikasının orası biliyorsunuz, Büyükşehir'den geçti, biz red verdik. Arkadaş ben AVM istemiyorum. AVM yapacaksam ben bunu kendim de yaparım belediye olarak, giderim çevre yolunda yaparım. 40 bin tane araç geçiyor. Geçen, yani transit geçen vatandaşa benim Hükümet Caddesi'ndeki ve Süleymanpaşa'daki esnafımın oluşturduğu bir kooperatifle gider orada yaparım. Şehrin içerisinde AVM artık yeter arkadaş yani. AVM. İşte mesela aynı şekilde rakı fabrikasına da hayır dedik. Ama unutmayın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Bizim red oyumuza rağmen gönderildi. Şu anda o sadece anıtlar kuruluna gitti. Gerekirse mahkeme ayağında da biz takibini yapacağız. Başkanım, sahillerden gitmişken biliyorsunuz ki 3 tane daha sahilimiz var bizim. Altınova, Barbaros ve Kumba. Bu sahillerle ilgili bir projeniz var mı? Bir çalışmanız var, var mı? Altınova'da başladık. Bence Altınova Millet Bahçesi ile birlikte orada çok büyük bir 80 dekar, ki daha da büyüteceğiz. Birinci etabı 80 dekar. Biz Millet Bahçesi Altınova'da iddia ediyorum, yine çok iddialı konuşuyorum. Tüm Trakya'nın, hatta Marmara'nın en güzel yeri olacak. Çünkü denizin boyunda, denize de girilebilecek bir Millet Bahçesi Türkiye'de şu anda benim bildiğim yok. Çok güzel bir proje hazırlıyoruz ve bakanlığımız vasıtasıyla yürütülüyor. Altınova sahilinde de şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Oraya biliyorsunuz çok güzel bir palmiyelerle yeşillendirdik. Orada gençlerimizin, çocuklarımız için spor alanları, küçük küçük spor alanları yapıyoruz. Kafeteryaları çoğaltacağız. Oranın tahsisini biz bakanlıktan aldık. Biliyorsunuz sahiller büyük şehirde. Bu büyük şehri maalesef o konuda biraz da onların diğer ilçelerde daha çok önceliği olduğu için eyvallah dedik. Kadir abi de sağ olsun bu konuda hayır demedi. Biz şimdi Altınova'ya çok güzel bir çalışma yürütülüyor proje dahilinde. Kumbağa ve Barbaros, ki sadece orası değil, Beyazköy hattımızda Trakya'nın İngilizcesi olacak. Çok daha güzel olacak. Eğer ki Kumbağa'da biliyorsunuz arıtma tesisiyle ilgili çok büyük sıkıntı var. Yani evet. Cuma, cumartesi, pazar günü nüfusu 100 bin üzerine çıkan bir mahalle. Ama altyapısı 2 bin nüfusa göre yapılmış. Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar var. O konuyla ilgili biz bundan 1,5 hatta 3
3-5 aydır uğraşıyoruz. Hem meclis başkanım, hem ben, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuyla ilgili birkaç defa, birkaç ayrı proje geliştirildi. Ama maalesef Büyükşehir'in kullanabileceği kredi, bu CEL kredisi sadece şeyden, Kumbağa'dan batı arıtmaya şeyle ilgili, taşınmasıyla ilgili bir limiti vardı. Çok uğraştık bununla ilgili, ekstra zaman dardı. Bu sezon, önümüzdeki sezon aynı rezilliği yaşasın istemiyoruz orada hemşehrilerimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda Cüneyt artık beklemeyelim, başlayalım dedi. Artık pompalayarak bunu alalım. Tamam abicim, yapacak bir şey yok. İşte onlar kredisini kullandılar. Bugün yarın bismillah diyecekler. Önümüzdeki yaz Kumbağa, Barbaros ve Altınova'daki o pislikten de kurtulmuş olacağız diye umut ediyorum. İnşallah iyi bir firma yerli alır da rezillik çekilmez yani. Hemen o noktada başkanım, bir arada cümlede geçti palmiyeler sözü. Doğru. Palmiyeleri kaç paraya satın aldınız? Belediyeye maliyeti ne kadar ya, oldu? Ya o kadar ilginç şeyler duyuyorum ki, güzel soru. İşte 5 bin lira para vermiş, 6 bin lira para vermiş. Arkadaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi'ni Cüneyt Yüksel yönetiyor. Başka belediye başkanlarıyla karıştırmayın. Ben milletin parasını har vurup harman savurmam. Palmiyelerin ortalama 1 metresinin boyu 400 TL ile 200 TL arasındadır 1 metresi. Bizim aldığımız palmiyeler yaklaşık 2 metre ile 6 metreye kadar palmiyeler var. Ortalama 3 metre palmiye. Biz tanesini 140 TL'ye aldık. 250 civarında palmiye aldık. Ve hobi amaçlı yetiştiren bir vatandaşımız Muğla'da, hatta eski milletvekilimiz diyeyim. Adamcağızı olay şöyle gerçekleşti. Muğla İl Başkanımızı aradım. Dedim ki Kadem abi, bana palmiye lazım. Suyun içerisinde daha yetişebilecek, kurumadan bakabileceğim palmiye var mı? Bunu yetiştiren kimse var mı? Güveneceğimiz, inanacağımız, kazıklanmayalım yani. Sonra birisine yönlendirdi beni. Adamcağız orada hobi amaçlı ekmiş. Yani deseydim ki utanma, hibe bile alabilirdik aslında da. Ayıp olur diye söyleyemedim. 140 TL'ye tanesini aldık. Şu anda Kumbağa, Barbaros ve Hürriyet Mahallesi Köfteci İbrahim'in altında yaklaşık 200 tane palmiyemiz var. Bazıları tutmayabilir, tutmayanları değiştireceğiz. Kışa ona göre hazırlık yapacağız. Ama şehire özellikle Kumbağa yeni çok güzel bir şey kattı, enerji kattı. Bence sadece bir ağaç fidanı, zaten o boyda bir ağaç, normal bir ağaç fidanı tanesi 100 TL yani. Evet. Peki, hani 5 bin lira 6 bin lira değil. Peki Barbaros'ta bir sahil projeniz var mı? Bir var. De millet bahçesinden bahsetmişken onu da ekleyeyim. Hürriyet Mahallesi'nde imar planlarında bir millet bahçesi var. Gözüküyor. O ondan evet. Daha önce bu kadar bu şehirde detaylı bahsedilmemiş sanırım. Hem batı kanadında hem doğu kanadında iki tane millet bahçesi var. Sesim mi gelmiyor arkadaşlar? Yorum gelmiş de başlamam. Hani kıpırdadıkça ses gidiyormuş diye. Biraz eyvallah, şöyle tamam. Alalım, şöyle Hürriyet Mahallesi'nde 30 küsür dekarlık bir millet bahçesi yapılıyor. Bu yanılmıyorsam ben il başkanı olduğum senenin, yani istifa etmeden önceki dönemde Murat Bakan buraya geldiğinde rica etmiştim. Tamam demişti. Meclis başkanımız da hızlandıralım dedi. Ben orada aslında o konu şundan, şimdiye kadar biterdi belki ama ben orada bir amfiteyatro gibi bir yer yapalım istedim. Oranın projesiyle ondan dolayı biraz uzadı. Herhalde bugün yarın başlarlar. Ama bu şehirde iki tane büyük, bir tane çok büyük, bir tane de o bölgeye hitap edecek iki tane güzel millet bahçesi geliyor. Atatepe'nin haricinde. Anladım. Peki Barbaros'taki sahil çalışmalarınız var mı? Barbaros'ta var. Barbaros'la ilgili bakın, şehrin tamamındaki sahiller büyük şehre ait. Bize ait değil. Bize ait Kumbağa'daki Güldal Plajı'nın orası. Onun haricinde bizim bir sahilimiz yok. Şimdi bir de Bıyıkaylı, özür dilerim, şehirdeki Hürriyet Mahallesi'nde Köfteci İbrahim'in altında bir yerimiz var. Onun haricinde bize ait bir sahil yok ama biz sahilin düzenlenmesiyle alakalı büyükşehir eğer ki yetişemiyorsa biz o şeyi düzenlemekle yükümlüyüz. Bakanlıktan tahsisini istediğimiz bütün yerlere de bu şehre turizme katkı sağlayacak bütün noktaları da Allah izin verirse düzenleyeceğiz. Asya Port'un, o bölgedeki Asya Port'un genişleme çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, Asya Port'un karaya doğru değil de denize doğru büyümesinde bence bir sıkıntı yok. Yani ben Ceylani'ye karşı çıkmıştım. Yani bizim hemen önümüzde zaten perdeleme yapıyor. Siloları görüyorsunuz. Almanlar tarafından yapılmış o silolar şehri kapatıyor. Evet. Yani denizin ortasına doğru liman gitsin arkadaş, kime ne yani? Yani sonuçta orada 1000 tane benim kardeşim ekmek yiyor. İşte Ceylan'da belki 1000 tane ekmek yiyecek. Karaya doğru uzayacağına, denize doğru git, biraz daha fazla para harca, doldur. Yani bana zararı yok. Ama tabii bu yapılırken belki 5-6 ay insanlar yoruluyor, üzülüyor.
Ama bu şehrin en büyük sorunu işsizlik. Ben bu işsizliği çözeceksem de bu iki liman sayesinde çözeceğim yani. Başka şansım yok, sanayi yok, bir şey yok. Yani demografik yapı göç alsın istemiyoruz. Demografik yapı bozulsun istemiyoruz. Duman, yeraltı suyu kullanılsın istemiyoruz. Duman, gaz sanımı olan fabrika istemiyor. Bu millet ne yiyecek ne içecek yani? Bir şeyler üreteceğiz. Herkes belediyeye giremez, herkes valiliğe giremez, herkes hastaneye giremez. Böyle bir şansı yok. Dolayısıyla binlerce kardeşim ekmek bekliyor. Bu limanlar da onlar bunun arkasındaki sistemle insanlar ekmeğini kazanacak. Dolayısıyla her şey istemezlik olmaz yani. Başkanım, kısa kısa cevap vermeye çalışıyorum aynen, ama. Aynen, hemen başka bir konuya girmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Borç durumunuz şu anda nedir? 1,5 yıl geçti. Mevcut siz il başkanlığı döneminde de bu borçla ilgili çok muhalefet ediyordunuz. Doğru. Aldığınızda ne kadardı? 1,5 yıl içerisinde ne kadarını ödediniz? Buna bağlı olarak da bir tarla, belediyelerin genelde hep gündeme gelir tarla satışları, işte belediyeye ait tarlaları satışları ile ilgili. Bu borçları ödediyseniz tarla satarak mı ödediniz? Biz sadece mecburen satmak zorunda olduğumuz, yanılmıyorsam belki 2-3 parça bir yeri vardır. Yani küçük küçük imar affından kaynaklı, yani tevhid şartı gerektiğinden dolayı sattığımız belki de yani bir de 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira, 1000 lira. Yani metrekare olarak belki 100, 300, 500 metrekarelik yer satmışızdır. Biz şu ana kadar Süleymanpaşa Belediyesi olarak bir yer satmadık. Hele hele tarla hiç satmadık. Yalnız meclisten yetki aldım. Hani 500 metrekarelik bir dönümlük tarlalar var köylerde. Yani onlara bakamıyoruz da. Yani yan komşusuna verelim alsın dediğimiz. Onları da Allah nasip ederse satışa çıkartacağım. Yani bana bir ticari getirisi de yok. Ama şey de yok. Eline tutmanın da bir anlamı yok. Çünkü bir dönüm, ki ben Çanak köy çocuğuyum sonuçta. Şehrimizin çoğu çiftçilikten anlar. Evet. Bir dönümlük tarla olmaz. Yani laf olsun diye elimizde kalmış. Onları vereceğiz. Satacağız. Bir de köy tarlalarının biz işleyemeyeceğimizi, yani bize bir ticari anlamda bir getirisi olmayan veya bir benim hemşehrilerime bir kârı olmayan tarlaları oradaki insanlarımız faydalansın diye satacağız. Onlar da belki 200-300 dönüm bir şey çıkar. 4000 dönüm benim tarım arazim var ki ben kampanyada söylemiştim. Seçim döneminde ben tarlalarımda yem bitkisi ve diğer alternatif tarıma yönelik çalışmalar yapacağım. Biz bu yıl kampanyada verdiğimiz sözü tuttuk. Bir numune çalışması yaptık. Yem bitkisi ve yem tohum üretimi yaptık. Başarılı oldu. Biz bu yıl içerisinde, yanılmıyorsam arkadaşlardan net bilgi alabilirim, 3000 dekara yakın arazi ekimine başlıyoruz. Başladık da aslında. Tarlalar hazırlandı. İşlemeyeceklerimizi icara verdik. O icara verdiklerimizi ve işleyemeyeceklerimizi satarız. Niye? Çünkü bana bir faydası yok. Onunla da oradaki tarla, hangi köy tarlasında, onunla oranın yatırımını yaparız, biter gider. Yani biz şu ana kadar satarak bir borç ödemedik. Ne kadar borç da aldım? 75 trilyon eski parayla borç da aldım. Şu an sadece bu yıl içerisinde 23 milyon lira borçlanma yaptık. O borçlanmama rağmen 75 milyon da borcum var. Aldığım gibiyim yani. Ama yatırım yapıyoruz sürekli, iş yapıyoruz. Sadece 800 bin metre, hatta 800 net söyleyeyim, ben de burada getirdim. Biz göreve geldiğimiz 16 ay, 17 aylık süre içerisinde 852 bin metrekare yol yapmışız. Ben de önceki yönetim 5 yılda, sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor başkanım, sesle alakalı bir problemimiz yok. Benden önceki yönetim 5 yılda 1 milyon metrekare yol yaptı. Biz 16 aylık bu süreç içerisinde, 17 ay diyelim, 17 aylık süreç içerisinde 2 sezonda, asfalt sezonu ve yaz sezonunda yaklaşık 852 bin metrekare yol yapmışız. Ki hedefimiz bizim bu yıl içerisinde, yani bu sezon içerisinde 1 milyon metrekareydi. Ama maalesef işte biliyorsunuz, asfalt aldık alamadık, şu oldu bu oldu, bir ay bir kaybımız oldu. Ama önümüzde bir 15-20 gün Kadir Başkan da destekliyor sağ olsun. 1 milyonu yakalayabilir miyiz? Belki yakalayamayız ama 900 bin metrekareler civarında bu sezonu kapatacağız. Yani hedef 900 bin metrekare. 1 milyondu ama işte o bir ay heba oldu maalesef. Arada kaynadı. Kaynadı. Evet Serap. Peki pandemi süreciyle birlikte eğitim eşitsizliği alanındaki makas iyice artış gösterdi. Nasıl yani eğitim eşitsizliği? Uzaktan eğitimde. Eğitim alanında fırsat eşitsizliği söz konusu. Sonuçta yani burada yaşanan bir vatandaşla doğudaki aynı imkanlara sahip değil genelde. Yani şu şekilde, benim internet sağlayıcılarım burada daha güçlü ama doğun
da çok aktif değil bu alanda. Ben şimdi o konu bilmiyorum yani doğudaki internet. Yani şu anda hani reklamlar yapıyor özel operatörler, diyor ki Türkiye'nin %99'unda çekiyoruz diyor. Yani böyle bir şey kaldı mı bilmiyorum tabii. Ben kendi ilçemle ilgili yorum yapabilirim ama. Peki Süleymanpaşa Belediyesi olarak siz eğitim alanında, burada da maddi durumu çok iyi olmayan, tableti, bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Siz belediye olarak bu alanda bir kampanya, bir çalışma yapacak mısınız? Proje düşünüyor musunuz? Evet, dün AK Parti Genel Merkezimiz, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Özesik açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili yerel yönetimler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, çocuklarımıza mümkün olduğu kadar tablet ve internet konusunda destek olsunlar diye bir talimatı var. Biz ay başındaki meclis toplantısında yetkiyi alıp, tabii bütçemize göre hepsine bu konuda destek olamayız. Gönül belediyeciliğini ihtiyaç sahibi çocuklarımızın daha sağlıklı eğitimini alabilmesiyle ilgili desteği yapacağız. Ama bu tabii meclis kararı olmadan, yetki almadan yapabileceğim bir şey değil. Ama bir yandan da arkadaşlarımız bu konuyla ilgili ön hazırlığını yapıyor. Yetkiyi alır almaz Süleymanpaşa Kaymakamlığımızla birlikte Allah nasip ederse biz bu konuda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılayacağız. Yani. Peki bir kampanya başlatma gibi bir şansınız olur mu başkanım? Yani tabii siz tabii ki de bütçeniz sıkı, kısıtlı, belki herkese yetişemeyebilirsiniz ama bu noktada bir öncülük yapıp iş adamlarımızı bir araya getirip buradaki ihtiyaç sahibi çocuklara. Aslında çok güzel bir fikir. Teşekkür ediyorum. Yani ben bu konuyu vali beyle bir konuşurum. Eğer ki sayın valimiz bu konuda cüneyt yapabilirsiniz derse hemen biz meclisten sonra bu konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde çok büyük bir kampanya yapabiliriz ki Süleymanpaşa'da bu konuda bu işe gönül verecek olan, gerçekten sahip çıkabilecek çok hayırseverimiz çıkar. Tabii. Güzel bir proje. Arkadaşlar bunun notunu alsınlar. Gökhan, bu notu alalım arkadaşlar. Bu seçim şeyden sonra, meclisten sonra bunu hemen biz Vali Bey'e bir sunalım, bakalım ne diyecek. Başkanım, şimdi biliyorsunuz ki Süleymanpaşa özellikle büyük şehir olduktan sonra hem kiralar çok arttı hem de daire fiyatları şu anda uçmuş durumda. Evet, maalesef öyle. Bununla ilgili belediyenin yapabileceği herhangi bir şey var mı? Ya da bununla ilgili bir çalışmanız var mı daire fiyatları? Bunlar da mı bu sorular buradan geliyor Abdullah ya? Nasıl o sorular sorun? Oradan değil başkanım. Bu sorular ben son çalışayım. Sorularım. Birkaç soru sonra oraya geçeceğim. Tamam. Mesela güzel soru. Ben cevap vereyim dağıtmadan. Evet. Evet, Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da arsa, yani biliyorsun benim sonuçta işim bu, mesleğim evet. Buydu. Yani evimin rızkını yıllarca böyle sağladım. Şimdi de kardeşim Allah nasip ederse şirketimizi o alıyor. O yürütecek belki ama şehrin en önemli sorunu maalesef acil kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Eski bina, 80 bin bina içerisinde çok fazla eski bina var. Ama o kadar yüksek arsa maliyetleri var ki, yani şöyle düşünün, Hürriyet Mahallesi'nde, şimdiki ismini Atatürk Mahallesi'nde İki katlı, %15 taban oturumlu, toplam inşaat alanı %30 olan 1000 metrekare bir arsanın maliyeti 1,5 trilyon. Eski parayla 1,5 milyon 1000 metrekaresi. 1500 lira dersek metresi. Siz buraya 300 metrekarelik, iki tane 150'şer metrekarelik iki tane ev yapsanız arsa maliyeti 750 bin lira. Desen ki ben 3 tane 100 metrekarelik ev yapayım bunun içerisine, arsa maliyeti 500 bin lira. Arkadaş, yani bunun sadece arsa maliyetinin 500 bin lira olduğu yerde bu insan nasıl bir bina sahibi olabilecek dediğinizde gerçekten haklısınız. Biz bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Allah nasip ederse bu mecliste burada tüm Süleymanpaşa'daki hemşehrilerimizi ilgilendirecek ve bu arsa maliyetlerinin, daha doğrusu daire fiyatlarının bir kısmını fiyatla düşürebilecek yani bir plan notuyla ilgili çalışmayı bu meclise getireceğiz. Sonra da büyükşehire getireceğiz. Çünkü yapılaşma maalesef şehir içine doğru büyüdü. Olan yerlerdeki arsa maliyetini düşürecek alanlarda oranlar çok yüksek. Yani bugün müteahhit diyor ki ben burada bir 20 daire yapacağım dediği an mal sahibiyle oturduğunuzda %50 ile anlaşıyor. Diyor ki 5 dairesi mal sahibinin, 5 tanesi müteahhitin. Böyle bir oranla Süleymanpaşa'daki biz bu eski konutları, yerleşimi yenileyemeyiz. Bir konu sıkıntısı da şu, maalesef bizde çok küçük parsellerle planlar yapılmış. Bu küçük parselleri bir araya gelir iseniz arkadaş bazı nimetlerden yararlanabilirsiniz anlatacağımız, bu meclisi kaçırmasın diyorum hemşehrilerim. Evet. Peki mahalle aralarına yapılan halı sahalar nasıl planlanıyor konut alanlarında? Çünkü oradaki gürültü ve stres atmak için gidiyor vatandaşlarımız ama inanılmaz derecede küfürler,
Oradaki vatandaşların bayağı rahatsız ve huzursuz ediyor. Bu neye göre düzenleniyor? Bu konut alanlarındaki o yapılarla ilgili, halı sahalarla ilgili bir düzenleme olacak mı? Şimdi şöyle, biz halı saha yapmıyoruz bir kere. Yani sosyal donatı alanı. Evet, biz sosyal donatı alanı yapıyoruz. Yani ticari amaç, yani biz şu, ya maalesef bu biraz da bizim gençlerimizin sahipsiz kalmasıyla alakalı bir konu bu. Yani biz bu 28 tane çok amaçlı saha yapılıyor. Bunların bir kısmı ciddi tesis, sportif tesis. Yani sadece futbol değil, basketbol, voleybol, futbol, işte handbol, birçok sportif aktiviteyi yapabileceği sahalar yapıyoruz. Ve bunları biz alan nasip ederse belediye eliyle yürüteceğiz. Ve profesyonel, mesela 100. yıl spor kulübü kendisine yaptı. Veya işte Karadeniz Mahallesi şu spor kulübü veya şu mahallenin spor kulübü. Gerçekten futbolcu, voleybolcu, handbolcu, basketbolcu yetiştirecekse, kendilerine rant kapısı açacaklarını hayal kurmayanlar için söylüyorum bunu. Biz bu konuyla ilgili çocuklarımıza sahip çıkabilecek kulüplere bu konuda destek olacağız. Ama çoğunluğunu biz belediyemiz eliyle işletip, mahallelerdeki çocuklarımızı biz birçok spor dalında yetiştirip, daha sonra da alan nasip ederse daha sağlıklı, daha sosyal gençleri yetiştirmiş olmanın mutluluğuyla yaşayan bir belediye olmak istiyoruz. Meseleyi buna göre kuruyoruz yani. Ya o başıboş, o bildiğiniz halı sahalar gibi düşünmeyin bunların hiçbirini. Peki o şu anki mevcut halı sahalara ilişkin bir düzenleme belediye olarak yapılabilir mi? Yani bunların hepsi ruhsatları alınmış yerler. Eğer bu tarz şikayet olan vatandaşlarımız varsa 155'i polise arasınlar. Yani bu yani çevreye karşı verilen doğrudan şeyler, yanlış konuşmalar, söylemler, eylemler kolluk kuvvetlerini ilgilendiriyor. Ha, belediye olarak bizim yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız ama küfürler vesaire diye geçiyorsa bu konunun adresi, doğru adresi polis. 155 polis imdat. Şimdi başkanım, son günlerde böyle bir moda olduğu için soracağım. Geçtiğimiz günlerde de çok pozitif bir fotoğraf verdiniz aslında. Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin bir köşede, siz ve ortada Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Çok pozitif bir fotoğraftı ve taraflı tarafsız herkes tarafından da beğendi ve özlediğimiz fotoğraf karesi bu dendi. Güzel bir paylaşım yaptın. Evet. Kadir Albayrak'la aranız nasıl, düzelttiniz mi artık? O buz daha eridi mi? Bunu sorayım. Ya şöyle, Kadir Albayrak'la aram niye kötü olsun? Kadir Albayrak'la aram kötü olması sebebi şahsi değil. Ben Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimin haklarını aradığımı düşündüğüm için kızıyorum. O da ben yetişemiyorum dediği için belki kızıyor. Yani mesela asfalt meselesindeki tartışmamız, işte bir mesajlaşmadan kaynaklı, asfalttan kaynaklı bir yanlış anlaşılmalar oldu. Yaklaşık 1,5-2 ay hiç konuşmadık. Mecliste çok sert tartışmalar geçti. Ama herkes, yani bizim bir çıkar ilişkimiz yok ki. Yani bir benim şahsi bir menfaatim yok. Kadir Albayrak'ın bir menfaati yok. Dünya menfaatinden bahsediyorum. Biz milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda tartışmalar geçiyor. Bir de ufak tefek atışmalar oluyor işte. Geçen gene demiş ki Cüneyt'i Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmazlar. Kadir abi, ben zaten istemiyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak. Allah nasip ederse, milletim isterse bir dönem daha kalırım. Yok istemezse gider evime, işime bakarım. Benim böyle bir derdim yok. Makam mevkiyle ilgili bir beklentim de yok. Ama kendini bence Kadir abi, onu CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterir mi bundan sonra? Hiç sanmıyorum yani. Hani benim böyle bir beklentim zaten olmadı, olmayacaktı Allah'ın izniyle. Ama Kadir abi CHP teşkilatları Kadir abi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı koyar mı? Hiç sanmıyorum. Aranız iyi şu anda yani. İyi. CHP Kadir abinin kıymetini bilmiyor çünkü. Yani o fotoğraf da aslında sürekli davet olarak algılandı. Tabii canım, yani bizim kapımızda, gönlümüzde herkes açık. Yani buradan açık, eğer ki ben AK Parti'de belediye başkanlığı yapmak istiyorum, bu şehre çok daha iyi hizmet etmek istiyorum diyorsa Kadir Albayrak, bizim kapımızda, gönlümüzde açık, sıkıntı yok yani. Hemen bu noktada birisini daha soracağım, aranız nasıl bakalım diye. O da çünkü son günlerde sürekli dedikodular ayyuka çıkmaya başladı. Biz de bununla ilgili sizden bir cevap duymak isteriz. Evet. AK Parti İl Başkanı Sayın Mestan Özcan. Doğru. Sürekli aranızın bozuk olduğu, böyle bir kavgalı olduğunu söyleniyor. Sosyal medyada da yazılıyor. Bu bir gerçek mi? Aranız nasıl? Görüşüyor musunuz sık sık? Ya çok açık söyleyeyim. Yani herkes...
her dakika sürekli bir kol kola gezip canım ciğerim bir tanem diyecek halimiz yok ki. Yani benim de eleştirdiğim, onun da beni eleştirdiği yerler olabilir. Ama bizim kavgamız, gürültümüz, böyle bir şeyimiz yok. Ve ben bunu ki burada onu özellikle söyleyeyim. Bunu beni basın mensupları çok iyi tanır. Ben siyaseti sahada açık açığa yaparım. Yani hiç kimseden korkmam, çekinmem. Allah'a vereceğim bir can borcum var. Hiçbir makam mevki ve dünya menfaati beklentim de yok. Eğer birisini eleştiriyorsam çıkarım açık açık yüzüne konuşurum. Gazeteciymiş, şuymuş, buymuş. Böyle bir şeylerin içine girmem. Ve o ömrünün dörtte birini AK Parti'de siyasetle geçirmiş birisi olarak şunu çok iyi biliyorum ki eğer bir eleştiri yapacaksam ilk önce bunun muhatabı eleştiri yapacağım kişidir. Eğer aşamıyorsam onun sinsile yoluyla nereye gideceğini çok iyi bilirim. Dolayısıyla birilerinin fitneyle, fesatla bizim aramızı açmaya çalışması, bizim aramızda bir konuda bir sorun, ufak bir sorunu sanki çok büyük bir şeymiş gibi göstermeye çalışması bence çok yanlış. Ben bu tuzağa düşmüyorum. Mehsan Özcan da düşmüyor. Mehsan Özcan il yönetimini alan kişi benim. Yıllardır aday oldu. Hiç teşkilatlarda görev yapmadan aday oldu. Ama ben doğrudan yönetimimi aldım. O da bunu çok iyi bilir. Benim o fitne zamanında görevden alma durumumda da Mehsan Özcan'ın Cüneyt Yüksel'e nasıl sahip çıktığını herkes bilir. Ama ve lakin her şeyde biz aynı şekilde düşünüyoruz dersen de yalan olur. Hayır düşünmüyorum. Yani o uygulama abi yanlış, böyle olsa daha iyi olur dediğin zaman o ya bu da böyle olur dediğin arasındaki konuşmayı birileri taşıdığı zaman farklı şeyler çıkabilir. Ama bugün Süleymanpaşa'da, ama bugün Tekirdağ'da AK Parti'nin gönül belediyecileri 4 oldu. Bir başarı varsa bu her şeyi açık açık konuşabilmenin verdiği cesaretle olan şeyler. Dolayısıyla bizim böyle bir kavgamız, birbirimizi rencide edecek, birbirimizi itibarsızlaştıracak bir kavgamız olmadı. Olamaz, olsa da dışarıya yansımaz, yansıyamaz. Birilerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla bu iş böyle olmaz yani. Kızmıyor muyuz? Bana kızmıyor mudur? Kızıyordur. Ya Cüneyt Allah aşkına şurada bir sus, iyi akşamlar. Sus diyor mudur? Diyordur. Ama ben diyorum ki abi susamıyorum, huyumu biliyorsun arkadaş. Kaftancıoğlu orada Canan, Kaftancıoğlu ben Atatürk'ü ismini kullanmak istemiyorum diyeceğim. Ben tutamıyorum kendimi arkadaş. Yani ben belediye başkanı olmam demek, hiçbir siyasi görüşüm olmaz demek mi? Onu il başkanı, milletvekilleri belki söyler. Hayır zoruma giriyor, ben bu kadar uğraşıyorum. Selanik Meydanı koyuyorum, Atatepe koyuyorum, Atatürk Mahallesi koyuyorum. Yıllardır siyasetin Atatürk üzerinden yapan bir siyasi görüş var. Hiçbir şey yapmadan Atatürk üzerinden kendine prim sağlamış yıllarca. Sonra kalkıyor oranın en büyük, Türkiye'nin en büyük ilinin il başkanı. Arkadaş ben Atatürk'ü kabul etmiyorum diyor. Ben buna cevap veriyorum. İşte bu zaman bazen de siyaset oluyor. Yani o benden büyük. Bu konularda başka yani yaş itibariyle vereceği nasihatler, paylaşımlar olabilir. Benim de siyasi tecrübem fazla. Ben de kendime göre verebilirim. Özü şu, biz tartışmamızı yaparız ama bununla ilgili de kimsenin de kendine de pay çıkarmasına müsaade etmeyiz. Evet, varsa Sarah. Peki, siyasi hayatınızda veya belediye başkanlığı döneminizde hata yaptığınızı düşündüğünüz bir an oldu mu, bir konu olmadı oldu mu? Olmadı mı, kamyonla. Yani çünkü bazı insan, ben yapım gereği içimde bir şey tutamam. Yani kalbimdekini muhakkak ağzımdan duyarsın. Senin arkandan çok fazla konuşmam. Yüzüne söylemeden arkandan konuşmam, muhakkak yüzüne söylemişimdir. Arkandan konuştuysam. Dolayısıyla bazen kendimi frenleyemediğim oluyor, kızıyorum. İşte yakın çalışma arkadaşlarım, abi bugün çok sevinirsin, izin ver biz gidelim fırça yemeden diyorlar mı? Diyorlar. Ama hazmedemiyorum. Arkadaş bir işimiz varsa işimizin hakkını vermek zorundayız. Önceliklerimizi biz planlarken yaptığımız işe göre madem planladıysak hakkını vereceğiz dediğimiz zaman ister istemez bazen böyle kendimi kalp kırdığım oluyor. Onu üzülüyorum. Her şey dört dörtlük olsun diyorum. Bir iş yarım kalıyorsa gece uyuyamıyorum. Yani asfalt gece 3'e kadar sürüyor. Arkadaş sabah devam etsem olur mu? Olur. Çok bir gün dersin trafik tıkanır. İşte ben o bir gün boyunca o insanların trafiğin çilesini çekmesine gönlüm el vermiyor. Hadi çalışalım, hadi yapalım dediğinde bazen işte üzülüyor, kırılan oluyor. Sallanma diyorsun, şu oluyor, bu oluyor. İl başkanlığında da
11 ilçe başkanım var. Ben günde 1000 tane bir gecede eve soktuğum, teşkilatta eve gireceksiniz diye talimat verdiğim. Ben il başkanlığı süresince ilk 10'dan Türkiye'deki 81 il teşkilatının içerisinde hep ilk 10 arasındaydım. Birkaç defa birinci oldum. Arkadaş ben çok fazla geri kalmayı sevmiyorum dedim. Böyle bazen ister istemez tatlı kırgınlıklar oluyor mu? Oluyordu. Kendime kızdığım bir o var yani. Tutamıyorum kendimi. Fazla işkoliksin. Evet biraz. Peki işiniz bu süreçte? Ben bu arada eşinizi çok takdir ediyorum, evet. Tebrik ediyorum. Aynı Allah zamanda olsun. Kadir Albayrak'ın eşi Gülseren Hanım'ı da Gülseren tebrik ediyorum. Gülseren Albayrak'a da selamlarımızı gönderiyorum. Selamlar çünkü saat 3'te kalkıp bütün Tekirdağ turlayan bir eşe sahip. Doğru. Bir de tabii o yaş itibariyle onun için çok daha zor. Evet. Benim çocuklarım küçük. Yani en küçüğü işte 3,5-4 yaşında, en büyüğü 15 yaşında. Nisanur, Muhammed, Hamza, 3 tane evladım var, ellerinizden öper. Bütün her şey hanımın sırtında yürür. Yani il başkanlığımda da böyleydi. Belediye başkanı olduğumda da böyleydi. Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim yani. Ayrıca bir şekilde hesaplaşacağız. Hakkını benden bu dünyada aldı almadı. Yandık öteki tarafta yani. Başkanım genelde biliyorsunuz Süleyman Paşa'nın en büyük rakibi Çorlu. Çorlu ile sürekli Süleyman böyle Paşa'nın bir rakibi yok ya şu anda. Yani yapma Abdullah Allah aşkına. Kıyaslanma bizim yaptığımız hizmeti yapan Trakya'da gönül belediyecileri hariç yapan kaç tane CHP belediyesi? Yani kıyaslama açısından söylüyorum. Sürekli hani Süleyman Paşa ile Çorlu bir kıyaslanıyor. Şimdi burada ben de iki yatırımı kıyaslamak istiyorum. Mesela Çorlu Belediyesi'nin yapmış olduğu Balmü Müzesi. Sürekli de yapımı ile ilgili, maliyeti ile ilgili çok ciddi işte 2.7 milyona falan mal oldu galiba bildiğim kadarıyla. Evet öyle diyorlar. 2.7 milyona mal oldu. Bununla ilgili gündeme geldi. Gerek var mıydı falan gibi. Ya 2.5 milyon dedilerdi galiba yanlış olmasın. Şimdi aynı süreçlerde açılan Rumeli İskelesi ve Balmü Müzesi. Geçtiğimiz günlerde de onun cirosu ile ilgili Sayın Gazeteci Meslektaşı. 2 milyon 147 bin KDV dahil. Selanik Meydanı'ndaki saat dahil. İşte Ercan Kılıçlı abimiz bir cirosunu yayınladı. Bir günlük cirosunu. Balmü Müzesi'nin 4 günlük müydü? Evet 4 günlük. Yanılmıyorsam evet. 7500 liraydı. 7500 TL bir ciro var. Rumeli İskelesi'nin cirosu günlük ne kadar? Bunu sorsak çok özel olur. Yok olmaz. Milletin benim kendi cebimin parası değil ki. Biz hafta sonları yaklaşık 15 bin liraya kadar ciro yapıyoruz. Hafta içi 8-9 bin lira civarında ciro yapıyoruz. Bu önümüzdeki yaz 2'ye katlar. Bir de hatta 3'e katlar. Yer yetmiyor. Yetmiyor ama şöyle burada oradaki alan öyleydi. Bu yaza belki bir dahaki yaz buradaki oturma alanlarına birkaç takviye daha yapacağız. Bu tanıtım ofislerini de belki küçük küçük şeylere, kafeteryalara çevireceğiz. Ama bizim günlük ciromuz tekrar edeyim. Hafta sonu cuma, cumartesi, pazar 15 bin TL civarında. Hafta içi 8-9 bin bandında gidiyor. Ama biz ticari amaç gütmüyoruz ki bunlar. Yani orada çalışan çocuklar ekmek yiyor. Geliri işte elektriğiydi, et suyuydu neyse artık. Personel maaşıydı. Kendi giderlerini karşılasın. Bir de bizde şöyle bir şey var. Diğer Paşakent çay bahçelerinin de buradaki finansı. Yani bir şirket havuzu düşünün. Biz bu şirketin zarar etmemesi yönünde. Yıllardır çünkü hep zarar etti. Bu yıl da biz destekledik onu. Bundan sonra kendi ayakları üzerine durabilecek projelerle de başlayalım. Şeyi açıyoruz. Eski Ekmekçioğlu Parkı'nı da açtığımızda Paşa kentler kendi ayakları üzerine duran, hatta para kendi yatırımını yapan, kendi kazanımını sağlamış şirketler olacak. Bir de başkanım, şimdi bu Rumeli İskelesi'nden buradaki çaydan kahveden konuştuk. Çok sayıda izleyicimizden istek gelmiş. Ne gibi? Hani, yer dolu olduğu için ve sıkışık evet, olduğu için. Al götür çay kahve servisi istiyoruz demiş. O karton bardaklarda oluyor ya. Şöyle, onunla ilgili bir çalışmamız. Biz bunları yapabilirdik ama pandemi sürecinde çok tedbirli gitmeye çalışıyoruz. Çok da kalabalık oluyor biliyorsun iskele. Evet. Şimdi yarım saat sonra burası dolup taşacak. Evet. Pandemi kurallarını uygulamakla ilgili yani biz örnek olması gereken bir kurumuz. İstesek biz bunlarda dediğim gibi tanıtım ofislerini hemen al götür çevirebiliriz ama bu sezon bu pandemi ortamında değil inşallah önümüzdeki ilkbahar itibariyle herkese cevap verebilecek ki bir şey söyleyeyim. Biz bu iskeleye benzer çok tüyo vermek istemiyorum. Süleymanpaşa'da çok yerler daha geliyor. Dolayısıyla alternatifi çok olan ve şehre dışarıdan turist akını sağlayacak büyük projeler geliyor. Yani önümüzdeki yıl bunlar önümüzdeki aylarda belki de açıklamaya başlayacağım.
Biliyorsunuz biz yapamayacağımız, Allah'a hamdolsun, bir şeyin sözünü vermedik bugüne kadar. O yüzden mümkün olduğu kadar garanti olsun, ondan sonra bismillah diyelim diyorum. İşte şeydeki teleferik projesi de o yüzden 2025'e yazdık. Yoksa biz bismillah derdik, girerdik ama bütçe meselesi, izin meselesi, orada Yahudi mezarlığı var falan fıstık. O yüzden hedefimizi 2025'e koyduk. Çok daha farklı, Rumeli iskelesine benzeyen farklı projeler geliyor. Öyle diyeyim, tüyo vermiş olayım. Başkanım, eğer Serap'ın da sorusu yoksa ben izleyicilerimizin böyle sorularına kısa alalım. Ben de bir iki şey söylesem ama. Tabii ondan sonra o zaman soru cevap yapalım. Ondan sonra mesela not almışım gelmeden önce. 16 aylık süre içerisinde ne yapmışız diye. İskeleyi şu anda zaten hepimiz biliyoruz. Aşevi yaptık ki bence Tekirdağ'ın en önemli projelerinden biriydi. Sadece aşevi değil. Biz ben göreve geldiğimde çok ciddi kiralar ödüyorduk. Biz şimdi aşevi sayesinde 4-5 tane dükkanın kirasından kurtulduk. Ondan sonra müdürlükleri bir araya getirerek sadece müdürlükleri toplamamızla birlikte aylık karımız 50 bin lira kiradan kaynaklı. Çöp ihalesinden bugüne kadar göreve geldiğimiz bugüne kadar biz göreve gelmeseydik 3,5 milyon daha fazlaya mal olacaktı. Şu anda sadece çöp ihalesinden 3,5 milyon lira karımız var. Yani benim bir 16 aylık, 17 aylık süreçteki karımdan bahsediyorum. Çok büyük bir tasarruf. 28 tane spor tesisi yapıyoruz mahallelere. Pazar yerleri, pazartesi pazarı biliyorsunuz. Bir ay içerisinde inşallah açacağız. Buna benzer hedefimiz 7 ama projemizde olan 6 tane var. 7.yi başarabilirsek 7.yi de yapmak istiyoruz dönemimiz içerisinde. Pazartesi pazarının haricinde perşembe pazarı var ki meclis başkanımız bu konuyu doğrudan takip ediyor. Buradan hem Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop hocama canına gönülden şükranlarımı iletiyorum. Harbiden hocam siz bizim Trakya'nın gurursunuz. Allah sizden razı olsun. Milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Yani sahip çıkıyorlar. Bir iş yapılmasını istediğimizde ben hayallerimi anlattığımda aferin aslanım koçumsun devam et arkandayız dedikleri zaman yorulmuyorsunuz. Yani birilerinin size o gazı vermesi lazım. Bunu da iyi yapıyorlar açıkçası. O yüzden teşekkür etmem gerekiyor. Muhtarlık binalarının birçoğunu değiştiriyoruz. Ki Gençlik Merkezi 100. yılda çok kötü durumdaydı. Havuzundan sağlarına kadar ismini Ahmet Aygün Gençlik Merkezi koyduğumuz yerden bahsediyoruz. 350 bin lira oraya şehrin çok güzel bir spor merkezi kazanmasına vesile olduk. Hemen yanında şimdi okçulukla ilgili hem atasporları hem okçulukla ilgili projemiz geliyor. Gençlik Merkezi'nin haricinde hemen buz patenini inşallah birkaç ay içerisinde devreye alacağız. Onun etrafında da birkaç projemiz var. Bomba projeler geliyor. 852 bin metrekare yol yapmışız dedik. Hedefimiz 1 milyonmuş ama 852 bin. 900 bin de bitireceğiz sezonu gibi gözüküyor. Girmediğimiz kırsal mahalle neredeyse kalmadı. Yıllardır hiç girilmeyen kırsal mahallelere giriyoruz. Çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hatta izniniz olursa şuradan bir tane çekelim. Bir tane paylaşalım. Mesela neresiymiş? İğnecik. Çok basit bak. Mesela iğne. Şunların hepsi görebiliyorlar mı arkadaşlar? Eski hali. Zoomlayabiliyorlar mı arkadaşlar? Eski hali, yeni hali diye koyduk. Bu dosyaların hepsi kırsal mahallede bugüne kadar 17 ayda yapılan işlerin görselleri. Yani mesela başka bir tane açalım. Neresiymiş bu mahalle? Apo sen görebiliyorsun. Yeniköy Mermer'deymiş. Mesela binaların halini görüyorsun. Evet, muhtarlıklar. Çökmüş neredeyse. Peki ne hale gelmiş bakalım. Gıcır gıcır, tertemiz hale gelmiş. Rastlantı açtım bunu. Yollarıyla alakalı, tarla yollarıyla. Mesela muhtarlık bina, o döküntüler böyle temizlenmiş, yenilenmiş, çatısı onarılmış. Bunun gibi bizim 59 tane kırsal mahallemiz var. Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz'u da buna dahil edersek. Bunların hemen hemen her birinin içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle kırsal mahallelerde kahvehane, kıraathane, meydan, işte aklına gelebilecek kamu alanı, yani sağlık ocağı, ne varsa temizlenmiş oluyor. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle ki bu sene işte nasibi Allah nasip etmedi. Bu sene taş işini bitirelim istedik ama yetiştiremedik açıkçası. Merkezde çok sıkıntı yaşandığından dolayı. Sadece Karacakılavuz'da yaklaşık 25 bin metrekare taş yapmışız. Sadece Karacakılavuz'da. Hiç yolu yoktu arkadaşlar. Ya, tamiri, bakımı, onuru çok kötüydü. Toparlamışız. Banarlı aynı şekilde çok kötüydü. Barbaros Kumbay'ı söylemek istemiyorum. Aşağı kalış en yakınlarımızdan biri çok kötü bir durumdaydı. Kırsal mahallelerimizde çok yoğun çalışmalar yapmışız. Ondan sonra ne yazmışım? Çok önemli bence. Şehirde mesela yıllardır konuşuluyor.
Hürriyet Mahallesi dere tarafından ikiye bölünmüş. Evet. Karşıdan karşıya sadece Akko Koleji'nin önünden geçiş var. Şimdi bir de yukarıda geçiş var. Şimdi tam ortasından menfez yapıyoruz. Hürriyet Mahallesi'nin o yoğun trafik olan yerini rahatlatmış oluyoruz. Hürriyet Mahallesi menfezle birlikte üçüncü bir yapıyla birlikte birbirine bağlanıyor. En önemlilerinden bir tanesi dere ağzında biliyorsunuz arabanın karşıya geçebileceği bir güzergah yok. Dere ağzını birbirine bağlıyoruz menfezle. Peki, İhalesi Altınova, bitti. Pardon böldüm. Altınova içinde aynı şeyi düşünüyor musunuz? Altınova ile Topaç arasında bir dere var. Tamam. Orada araç... Topaç mı? Evet, Topaç'la... Harami Dere'nin... Harami, Maymun Dere'den bahsediyor. Evet, Maymun Dere. Altınova arasında. Yani şimdi orayla araç ilgili... Araç geçiş noktası yok oranın da. Orada da bir bak... Evet, orada da bir tane çalışmamız var ama biz 3 tane planlamıştık. Hatta arkadaşlar bir not alalım onu da. Belki o dördüncüyü planladıkları yer orası da olabilir, bir baksınlar. Çünkü Kumbağa ve Tekirdağ yani Süleymanpaşa sahili arasında yoğun bir trafik oluyor hafta sonları özellikle evet, de. Evet, ciddi rahatsızlık veriyor. O Topaç'la bizim bağlanabilir. Bizim asıl hedefimiz aslında ya şimdi Toki, İstanbul Toki biliyorsunuz İstanbul Toki'de giriş çıkışlar çok kötü durumda. Evet. Ve Bahçeliler Mahallesi ikiye bölünmüş durumda. Toki'den karşıya üniversite istikametine geçiş yok. İhalesi bitti. Bismillah diyoruz bugün yarın. Artık Toki'yi de Bahçeliler'e bağlamış oluyoruz. Yani o sadece E5 üzerinden var. İkinci bir alternatifiniz yok. Aynen. Yani Altınova'ya başka yerden girebilirsiniz ama Toki'ye maalesef girdiğiniz yerden çıkmak zorundasınız. Şimdi öyle olmayacak. Toki'yi de birbirine bağlıyoruz. Bence çok önemli bir projeydi. Bu arada not almışım bunun da. Kadir Başkan'a da teşekkür etmem gerekiyor. Başkanım bu şeyi göndermişsin Allah razı olsun. Kolkesörü o sökülen taşlar kırılıyormuş. Başlamışlar. Bugün sabah gördüm. Özel bir teşekkür edeyim sözünü tuttuğun için. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde o kırılması gereken taşları kırmış oluruz. Bunun da teşekkürünü etmiş olayım. Başkanım iki soru. Bu benim soracağım sorular arasındaydı. Sosyal medya hesabınızı kendiniz kullanıyor musunuz? Yani kendiniz tabii. Mi kullanıyorsunuz? Ben gece 2.30... Neden? Bugünkü bir olayı anlatayım. Bugün bir şey paylaştınız. Bizler gazeteciler olarak sizlerin hesabını takip ediyoruz doğal eyvallah. Olarak. Aşağı altına hemen bir vatandaşımız yorum yaptı. İşte bir yerle ilgili bir şikayette bulundu. Bunun hatta ekran görüntüsünü aldım. Yansıtabilirsek ekrana da verelim. Yönetmenimize söyleyelim. Siz hemen akabinde döndünüz. Altına temizlik yapılırkenki görüntüyü paylaştınız ve bu işin çözüldüğünü bahsettiniz. Yani siz bunu kendiniz mi takip ediyorsunuz yoksa böyle bir mekanizma kurdunuz? İşte oradan gelen şikayetler hemen müdürlüklere gidiyor. Müdürlükler gereğini mi yapıyor? Yani gündüz arkadaşlar takip ediyor. Gece saat ben 2.30-3'e kadar, 3'ten önce yatamıyorum. 2.30-3'e kadar bütün yorumları okuyorum. Talepler varsa ilgili müdürlüklere gece veya ilgili meclis üyelerimize veya ilgili belediye başkan yardımcılarımıza hangisi aklıma geliyorsa iyi akşamlar. Onlara atıyorum. Onlar bunları dosyalıyor. Bir sonraki akşam da hemen yapılması gerekeni bana akşam getiriyor. Yani benim attığım paylaşım gereğine veya yapıldı yapılmadı niye yapılmadı onu veriyorlar. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz doğru. Özellikle gece ben hemen hemen bütün paylaşımların altındaki yorumları okuyorum ve beğeniyorum. Yani. Bir de gündüze arkadaşlar bakıyor. Bir de başkanım geçtiğimiz günlerde de siz de bülten olarak basın mensuplarına geçtiniz. İşçi sözleşmeleriyle alakalı. Doğru. Onunla ilgili de zabıtalarla uzun zaman sonra bir sözleşme imzaladınız. Şu anda sözleşme durumları nedir? Tüm işçilerle bu imzalandı mı? İmzalanmayanlar hayır, var mı? Hayır, sadece güvenlikle imzalandı. Sendika sözleşmesi yapıldı. Çalışan güvenliklerimizin şeyi bitti. Bir sendika ile ilgili bir anladığım kadarıyla bir şey var. Sözleşmede bir problem var. Bekliyoruz. Netleştiğinde Allah nasip ederse imzalayacağız. Uzlaşma şansınız varsa uzlaşacağınız kişilerle uzlaşırsınız ama işin içine siyaseti sokan, işin içine farklı şeylere giren yapılarla çok fazla uzlaşma şansınız olmaz. Benim hedefim şu. Ben benimle birlikte 7/24 neredeyse çalışan kim varsa hakkını alsın. Yani çok çalışan çok para alsın, hakkını alsın. Çok para demeyin, çok çalışan hakkını alsın. Çalışmayan da ona verilene razı olsun. Anlatabiliyor muyum? Benim anlayışım bu. Sonuçta ben ticaret adamıyım aynı zamanda. Yani öyle işler görüyorum ki buna maalesef gönlüm razı olmuyor. Yani bir personel diyelim ki net konuşalım 5.000 lira maaş alıyor. Yaptığı işi belki normal bir başka bir personel
2-3 saatte bitirir. O 8 saate lay lay lom götürüyor. Ama bir personel ve asgari ücretle çalışıyor. Ya adam gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor ama asgari ücret alıyor. Bu adaletsizlik. İşte bu adaleti sağlayabilecek bir sistemi kurmakla ilgili çalışıyoruz. Allah nasip ederse de bir 15-20 gün, 1-2 ay ne zaman sürer bilmiyorum. Bunu hemen devreye sokup çalışan arkadaşların hakkının verilmesinden yanayım. Hemen böyle izleyicilerimiz, yani program saatini biraz açtık ama şöyle kısa güzel havada güneş de gözümüze gelmiyor güzel. Kısa böyle izleyicilerimizin sorularını sizlere sormak istiyorum. Emre Güray Mert iki sorum olacak demiş. Süleymanpaşa ilçesine metro veya tramvay gerekir mi? Yani gelir mi demiyor, gerekir mi? Gerekir mi? Belki hükümet caddesinde, çünkü Kadir Albayrak Başkanı'nı ikna edemiyoruz. Yani çift şerit meselesinden kaynaklı bizim esnafımız çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Yaşlılarımız çarşıya girip çıkmakta zorlanıyor vesaire. Bu hat üzerinde belki bir küçük bir tramvay yapılabilir. 2024'te Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nı... Bir şey söyleyeyim, unutmayalım. Sahile eğer ki biz Allah nasip ederse 2024 yılında Büyükşehir'i alırsak, benim hedefimdeki Büyükşehir Belediye Başkanı o gün kim olursa, ki ona da projelerimizi anlatacağız. Kumbay'dan Yenice Sapağı'na kadar sahilde bizim tramvaylarımız, metromuz çalışsın isterim açıkçası. 2024'te Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa il için yapmayı hedeflediği proje var mı demiş. Yani ben aday olacak. 2024 yılında Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istemiyorum. Süleymanpaşa'da bir dönem daha kalmak istiyorum. Süleymanpaşa, ben ölürsem bu topraklarda gömüleceğim Allah nasip ederse inşallah. Bu topraklarda, bu ilçede bir dönem daha kalıp yani öyle kafamdaki büyük projeleri var ki bunları hayata geçirmek istiyorum. Çünkü birebir yakından ilgi gerekiyor ki siz de biliyorsunuz ben sabah çok erken başlıyorum. Akşama kadar yapılan bütün işleri kendim takip ediyorum. Her şeyin altında benim imzam var. Eğer ki Allah nasip ederse bir dönem burada kalabilirsek bir dönem daha bu şehirde birçok konuyu çözmüş oluruz rahat rahat. Eğer ki Allah nasip eder etmez bilmiyorum. O zaman farklı siyasi hedefler güdebilirim. Ama şu anda ne milletvekili adaylığı istiyorum ne Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı istiyorum. Ama ve lakin bunun kararını ben veremem. Bunun kararını milletimiz verir. Öncelikle tabii ki milletimiz verir. Onun ardından işte meclis başkanımız ve cumhurbaşkanımız var. Sonuçta partinin başında bir genel başkanımız var. Aynı zamanda cumhurbaşkanımız var. Patron o. Ne derse o olur. Ama Cüneyt Yüksel olarak söylüyorum. Ben Allah nasip ederse bir dönem daha kalmak istiyorum. Nasip olursa. Ha yok arkadaş biz seninle sıkıldık derlerse de gider işimize bakarız. Ya. O da başka bir şey. Başkanım genelde izleyeceğimizin soruları bizim sorduğumuz çerçevede ama al götür bir kahveci isteği çok fazla. Tamam ben bunu bu mesajı aldım halledeceğim herhalde. Paşa kentlerde. Hasan da bunu takip ediyordur. Hasan bu işi biraz önce bir konuşalım seninle bu akşam. Yani bu küçük dükkanlardan al götür meselesini bir bakalım. Değerlendirilebilir. Tamam haklılar. Evet başkanım programımızın sonuna geldik. Çok sayıda tebrik mesajı var. Dediğim gibi Tekirdağ'da bir nimet olduğunuzu söyleyenler var. Estağfurullah ya. İşte saraydan izleyicilerimiz selamlarını göndermiş. Nereyeydi? Bir yere el at diyen var. Küçük Yoncalı mıydı? Yok, büyük Yoncalı mıydı? Yoncalı hep şey büyük sorun. Yoncalı mıydı? Evet. Arkadaşlar ben buradaki şurada söyleyeyim. Ortaköy gibi waffle kumpiri mükemmel olur. Bu da güzelmiş. Buradaki yorumları arkadaşlar not alıyoruz değil mi? Deniz neredesin? İyi akşamlar. Mürefte'ye de bir el at demişler başkanım. Evet Şarköy konusunda Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim yani ben oraya Çıkmataş için ceza yemiş bir belediye başkanıyım. Yani Allah razı olsun diyecekleri yerde bize Çıkmataş verdi diye ceza kestiler. Sonra mahkemeye verdik. Ayrı bir şey idare mahkemesine itiraz ettik ama yani Şarköy'le ilgili yorum yapmak istemiyorum. Yani Şarköy'de mesela ben Çerkezköy'de Vahap Başkanı çok seviyorum. Çorlu'da Ahmet kardeşimi çok seviyorum. Allah için seviyorum üstelik yani. Saray Belediye Başkanımızı seviyorum. Hepsini seviyorum. Evet siyasete uzlaşamayacağımız çok nokta var ama özüne bakarsan hepimiz milletimiz için hizmet ediyoruz. Bugün benden malkara bir şey istese, yapabileceğim bir şey varsa vallahi gözüm kapalı ve bunu siyasetin yapmadan da veririm. Niye? Arkadaş ben şuna inanmak istiyorum. Benim de ihtiyacım varsa ben de ulaştan alabileyim. Veya Vahap benden işte bir dönem daha tecrübeli. Aradığımda Vahap böyle böyle bir durum var. Ne yapıyorsun? Bana bir akıl var dediğimde ben ondan akıl alabileyim. Veya Vahap şunu diyebilir. Abi senin şu bakanlıkla aran niye bu konuda destek ol dediğinde ben ne benim partim, ne meclis başkanım, ne milletvekillerim, ne il başkanım, ne ilçe başkanım neden ona yardımcı oldun diye böyle bir hesap sormaz. Ben teşkilatımı da biliyorum, genel başkanımı da biliyorum. Ama maalesef CHP'de böyle değil. Ya arkadaş
Neyin kavgasını yapıyoruz? Biz yani seçime bir sene kala herkes işte siyasi argümanlarını, manevralarını yapar ama seçime çok var ya. Arkadaş her şey çabuk hızlı akıyor. Ne yapabiliyorsak biz milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapalım derim. O yüzden şarkıyı tenzih ederek söylüyorum. Yani kendi hemşehrilerine hizmet etti diye birisine ceza kesiyorsa benim onunla bir yolum olmadı, olamaz. Ve benim tarafımdan, benden habersizler Şarköy'de bir tane iş yapılamaz bundan sonra yani. Benim belediyem için söylüyorum. Anladım. Çünkü Şarköy Belediye Başkanı çok büyük bir yanlış yaptı. Çok büyük bir yanlış yaptı. Üstelik biz bunu meclis toplantısında bana bunu söyledi. Şaka yapıyor zannettim açıkçası yani. Ya dese ki ya abi bak bu yanlış oluyor veya işte başkanım yanlış oluyor, üstadım yanlış oluyor dese ben Allah biliyor yapmazdım öyle bir şey. Ben onu zor durumda bırakmak için böyle bir şey yapmadım ki. Ya ben 3 yıl başkanlığı yapmışım. Muhtarı yıllarımı ve Şarköy benim için çok önemli. Bir Çorlu'da bir de Şarköy'de ben koordinatörlük yaptım il başkan yardımcılığı döneminde. Ciddi emek verdim orasıyla ilgili. Mesela şarap üreticileriyle ilgili, üzüm üreticileriyle ilgili. Çorlu'da aynı şey. Ya orada insanlar bizi çok yakından tanıyor. Ben buna hayır bak işine diyemem arkadaş, benim tarzımda değil. Yani ben ona çok üzüldüm açıkçası. Kıymeti yok. Ne oldu şimdi? Orası köylüler kendi kendine yolunu yaptılar. Yani bana deseydin ki ya şöyle deseydi başkanım bunu yaptın ama ya keşke bana sorsaydın veyahut da doğru olmadı ben böyle bir şey istemiyorum deseydin ben yapmazdım böyle bir şey. Ben iyilik yaptığımı zannediyordum yani ona. Halbuki yanlış yapmışız yani. O yüzden Şarköy Belediye Başkanı'yla karşılıklı gelemeyiz. İmkanı olmadı o iş. Süheyla Işık Süheyla Irmak isimli izleyicimiz demiş ki Sayın Başkan, Altınova'dan geçen kamyon ve tırlar için başka bir yol güzergahı olabilir mi demiş. Zaten hazırlanıyor şu anda. Biliyorsunuz çevre yolu yapılıyor. İnşallah çok uzun sürmez. Önümüzdeki sezon açılırsa bizim Altınova'dan o trafiği de rahatlar diye umut ediyorum. İnşallah rahatlayacak zaten. Şehir içerisine sokmayız zaten. Barbaros sahilde kamyonların durduğu yerin taş döşenmesini isteyenler de var. Toz kalkıyormuş çok fazla o bölgede. Şimdi Barbaros Limanı'nda biliyorsunuz biz o toz denen yerin ön tarafını yaptık. Bitti. Önüne de bir park yaptık. Arka tarafında bakanlıktan bir talebimiz var. Yapılmasını bekliyoruz. Ondan sonra yapacağız. Yani bir projemiz var orada. İşte projemiz olduğu şimdi çok detay vermeyeyim. Bu siyasi argüman olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanım yok Cüneyt ben yapacağım der. O yüzden ben bir bitireyim ondan sonra açıklayayım onu. Yapacağız ama biraz sabır. Ender Meriç isimli izleyicimiz demiş ki Sayın Başkanım ön yargılarım tamamen yıkıldı. Siyaset yok hizmet var demenizi çok takdir ediyorum var olun demiş. Eyvallah Allah razı olsun. Güzel bir yorum yaptığı için okudum. Çorlu'dan meslektaşımız Abdurrahim Yıldırım demiş ki merhaba iyi yayınlar. Sayın Başkanım bugün haberi servis edildi. Tarihi çeşmenin restorasyonu konusunda tebrik ederim sizi demiş. Çorlu Kumyol Caddesi'nde de aynı tarihi çeşme var. Zahmet olmazsa gelin de Çorlu'ya da el atın demiş. yok Ahmet'e söyle yapar. Şey Abdurrahim Ahmet'e söyle. Ama şöyle ya çeşmelerin özü Teski'de bizde değil. Yani bunu Ahmet'in yapması gerekmiyor. Teski'nin yapması gerekiyor. Ben bununla ilgili yazı yazdım Teski'ye. Bir şey çıkmadı açıkçası. Yani biz büyük ihtimal bunları kendimiz... Bende bir sürü çeşme var. Sayısı aklımda değil. Salih Bey müdürü buralarda gördüm. Yani hepsi turizme kazandırılabilecek çeşmeler. 1600'ler, 1700'lü tarihlerden kalma çeşmelerden bahsediyoruz. Yani İstanbul'dan işte veya Trakya'nın diğer illerinden gelip gezebilecekleri çok tarihi yerler var. Ama bunların birçoğu bizde değil yani. Serhat Nur'dan Orhan isimli izleyicimiz Muratlı Caddesi'nde Muratlı yolunun çıkışında köprü altına aydınlatma şart yayalar yürüyor oradan geceleri demiş. Yer tamamen Büyükşehir'in sorumluluğunda. Biz bu konuyu notlarımızı alsın arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi'ne iletelim. İyi akşamlar. Arzu Kervancılar isimli izleyicimiz. İyi akşamlar. Hürriyet Mahallesi çöp tenekelerinin çevresinde hep hafriyatlar atılıyor. Bununla ilgili ceza yok mu acaba demiş. Var. Bu konuda ne kadar çok hassas olduğunuzu biliyorum. Çok güzel bir soru. Biliyorum. Allah razı olsun. Biz önümüzdeki aydan itibaren çevreyi kirletenlerle ilgili ben daha önce meclis kararı aldım ama uygulamadım. Biz bundan sonra etrafa moloz yığını atanlar, biliyorsunuz kameralar kayıtlara başladılar. Ve gönüllü zabıta ekipleri kurmaya başlayacağız bundan sonra. Bunlarla ilgili yapanlarla ilgili çok ağır cezalar geliyor. Yani ben ceza benim için en son mesela en nefret ettiğim şey radar cezasıdır mesela. Ama arkadaş yani
bir yere kadar artık iyi niyet yürüyor. Sen benim çoluğumu çocuğumu edeceksin ya. Bir yere bir dur arkadaş ya, bir dur, bir sakin. Bunun gibi bir şey. Bakıyorsunuz, şimdi ben Yavuz Mahallesi'nde Tintin Pınar'da parka girdim. Ya her taraf leş gibi. Yani siz 205 bin kişinin arkasına birer süpürgeci veremezsiniz. Böyle bir şansınız yok. O yüzden bu şehirde beraber yaşıyoruz. Bu şehri iletiyorsa bu konuyla ilgili beyefendi, hanımefendi lütfen çöpünüzü yere atmayın dememiz gerekiyor. Sadece pazartesi ve perşembe pazarını temizliğini yapabilmem için benim elemanlarım, kardeşlerim, çalışma arkadaşlarım saat 3'e kadar gece temizlikle geçiriyor. Dolayısıyla biraz bu şehrin temizlik konusunda hassasiyetli var. Bu konuyla ilgili çevreye ve çöp bidonlarının etrafında çevreye kirletenlerle ilgili artık ağır cezalar geliyor. Küsmece darılmaca yok. Yani biz 65 tane süpürgecimiz var. Tabiri öyle diye söylüyorum. Yani 65 kişi bir şehri, ben bunu 650 kişi de yapsam yetmez. Çünkü şöyle düşün, biraz önce bugün gün içerisinde Fatih kardeşimle Ferhat'a bir soru sordular. Aynısı onlara söyledim. Anama çok kızardım ya. Annem bana hep fırça atardı. O fırça attığı için ben de anneme kızardım. Niye? Oğlum paltonu kenarda bırakma. Oğlum çorbanı kenarda bırakma. Oğlum gömleğini yapma. Arkandan mı temizleyeceğim? Ya anne diyordum. Ya şimdi zavallı anacığım bir tek benle uğraşıyordu. Ya şimdi 205 bin kişinin pisliğini, sokağa atılan pisliğini toparlayabilecek bir sistem yok. Olamaz da yani. Dolayısıyla çevreye kirleten, özellikle kaçak döküm, molozlar anlamında söylüyorum. Çok ağır cezaları var, milyona varan. Hiç acımadan keseceğim. Yani bizim koyduğumuz kameralarla, yakalananlarla ilgili biz belediye olarak keseceğimizi keseceğiz. Ondan sonrasıyla ilgili çevre müdürlüğüne cezayı verdiğimizde milyonluk cezalar geliyor. Dolayısıyla eğer ki cesaret olan varsa yapsın. Yani bu şehrin geleceğini çöp edeceklere karşı çok ciddi bir mücadele geliyor. Bundan sonrası benden günah gitti diyeceğim yani. Erzurum Kervancılar hemen yorum yapmış. Süper bir çalışma. O zaman sizi tebrik ediyorum. Bu cezaların başlaması gerekirdi demiş. Evet. Tebriğini Şerif iletmiş. Kahraman'da Değirmenaltı dere ıslığı ile ilgili bir çalışma var mı diye şimdi sormuş. Şimdi Değirmenaltı ile ilgili üniversitemiz, Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüze buradan selamlarımı gönderiyorum. Rektör yardımcımız Bülent Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Şimdi aslında biz bu sene ona başlayabilirdik ama öncelikler maalesef değişiyor. Yani biz orada kampanyada da hazırlamıştık. Dedik ki işte bunun üzerinde çay bahçeleri yapalım, üstünü kapatalım falan dedik. Sonra Bülent Hoca dedi ki ya Cüneyt kapatmayalım. Bunun içerisinde tuzlu suyu verelim, yukarıdan pompalayalım. Bunun içerisinde kayıklarla gezilsin. Ama yine de üstüne kemerler yapalım dedi. Bülent Hoca böyle söyleyince Mümin Hoca dedi ki evet Cüneyt bunu böyle yapalım, buna bir çalışalım dedi. Şimdi üniversite pandemi girmeseydi üniversite bu konuyla ilgili bir proje hazırlığı yapacaktı. Biliyorsunuz hocalar ve öğrenciler yok. Evet. Önümüzdeki seneye kaldı. Şu pandemiden kurtulduktan sonra Namık Kemal Üniversitemizle birlikte inşallah biz o gün kampanyada verdiğimizin biraz daha değişiğini hayata geçirmek istiyoruz. Öğrencilerin çok olduğu bir bölge bence çok daha güzel bir Değirmenaltı deresi olacak. Evet başkanım, programımızın artık böyle sonuna geldik. Son sözü size bırakayım. Allah razı olsun. Ondan sonra biz kapanışımızı yapalım. Eyvallah. Buradan Sezai abiye de selamlarımı gönderiyorum. AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezai Çetin'e de selamlarımı gönderiyorum. Pazar günü Deniz kaçtaydı? 1'de. Pazar günü saat 1'de AK Parti'mizin Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nın ilçe kongresi yapılacak. Ona da bugün uğrayacaktım, uğrayamadım. Sezai abi hakkını helal et ne olur. Kongre hazırlıkları ile ilgili uğraşıyordu. O da dedi ki başkanım söyleyeceğin şeyler varsa, çok kongre yaptı çünkü biliyorsun. Evet. Bize destek ol demişti. Gelemedim. Ama inşallah geleceğim. Buradan Sezai abiye de özellikle hem de yönetimine de mahalle başkanlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Mahalle başkanımdan ilçe başkanıma kadar ki hepsinden. Neden? Yani ben meclis üyelerimizle çalışma arkadaşlarımızla elbette bir yere kadar bir şey yapıyorsunuz ama bütün mahalle başkanları sürekli olumsuzlukları bize atıyor. Başkanım burada şu var, bu yol bozuk, çöp şöyle böyle. Yani benim gören gözüm, duyan kulağım oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Ben de onları mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum.
Onların da duasını ve desteğini de arkamda hissediyorum ama bu organizasyonu yapan başta meclis başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımıza ve yönetimlere ve mahalle başkanlarına da ayrıyeten de teşekkür etmem gerekiyor. Ben bugün bu tempoda, bu yoğunlukta çalışabiliyorsam ve şehrin birçok sorununu da analiz edebiliyorsam orada onların hakkını da yememem gerekiyor. O yüzden iyi akşamlarınız olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Onların hakkını da yememem gerekiyor. O yüzden başta Sezai Başkanıma, yönetimine ve mahalle teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Pazar günü ölmez sağ kalırsak da zaten saat 1'de kongrede olacağız. Sezai abi yalnız bırakmayacağız. Evet Sara. Evet, bugün Rumeli İskelesi'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'le birlikteydik. Süleymanpaşa'da yapılan çalışmalar ve planlanan çalışmaları aktardık sizlere. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Cuma günü görüşmek üzere. Evet sevgili ajanslar, takipçilerimiz, bugün dolu dolu bir program oldu. Sayın Cüneyt Yüksel ile beraber, Süleymanpaşa Belediye Başkanı evet. Sayın Cüneyt Yüksel ile beraber bilinmeyen birçok konuya aydınlık getirdiğimizi düşünüyorum. Palmiyeler 140 TL yani. 5000 evet, lira değil. 140 TL. Fiyatını da öğrenmiş olduk. bugün sizlerle birlikteydik. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben de birkaç noktaya değinmek istiyorum. Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel valilikle görüştükten sonra eğer uzaktan eğitimle ilgili bir yardım kampanyasında biz de Ajans Tekirdağ TV olarak desteklerimizi, her türlü evet, destekle yanınızda olacağımızı buradan belirtmiş olalım izleyicilerimize. Allah razı olsun. Hatta bunu Süleymanpaşa'daki bütün basın mensuplarımızla birlikte yine burada hemen ay başındaki meclisten yetkiyi alır almaz hatta şeyi bekleyebiliriz. Meclisi beklemeden de hem Kaymakam Bey'le Harun abi, buradan Harun Kaymakamıma da selamlarımı gönderiyorum. O da yoğun çalışıyor. Ama asıl aziz valimize özel bir teşekkür etmem gerekiyor ki şimdi kapatıyorsun gerçi ama hakkını evet. Tekirdağ pandemide bir eğer ki başarı varsa bu elbette başta valimizin koordinasyonunda yürütülen bir çalışmayla geliyor. Yani Türkiye genelinde çok ulusala çıktı biliyorsunuz Tekirdağ'daki veriler. Bu gevşemeden aynı tedbirleri siyaseten veya işte odalardan, STK'lardan her yerden ister istemez baskı yiyorsunuz yani onu yapma bunu yapma diye. Ama burada bir duruş sergileyen bir valimiz de var. Bunun da hakkını yiğide vermek lazım. Bu süreci çok güzel yürüttü. Kulaklar çınlasın Cengiz abi. Cengiz Becerir, bir önceki sağlık müdürümüz çok ciddi emekler verdi. Yeni müdürümüz Ali Cengiz Bey de şu anda aynı emeği fazlasıyla vermeye çalışıyor. Çok büyük bir çalışmanın eseriyle buraya kadar geldik. Allah milletimizi şu illetten bir an önce korusun. Bir daha da böyle bir şeyle bizi karşı karşıya bırakmasın. Ve ne olur Allah rızası için şu maskeyi, yani biz bugün program için ses çok bozuluyor diye mecburen böyle yaptık ama bu maskeyi ne olur muhakkak takalım, çocuklarımıza takalım ve de elimizi ağzımıza ve yüzümüze asla değdirmeyelim. Maske, mesafe, temizlik. Tamam kuralına uyalım diyorum. Hemen bir izleyicimiz bir öneride bulunmuş. Özay Ceylan sitem de etmiş. Onu size okuyayım. Ondan sonra da kapatacağım. Kumbağa Gündal mevkiinde yaptığınız asfalt için teşekkür ederiz. Yalnız Gündal mevkii sahil boyundaki kaldırım çok kötü durumda. Yapılıp ışıklandırılması da güzel bir yürüyüş alanı az olur sabır demiş. Az sabır halledeceğim. Mesajlarda cevap verirken sosyal medyada az sabır yazıyorsam benimdir. Az sabır. Geliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, dediğimiz gibi birçok izleyicimizin sorusunu da kaçırmış olabiliriz ama emin olun Cüneyt Başkanımın da dediği gibi saat gece 3'e kadar onları okuyup hepsini tek tek gerekli mercilere iletecektir. Ben bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp programımıza katıldığı için Cüneyt Başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.